Depremlerle birlikte yurt dışından ülkeye birçok cihaz getirildiğini belirten İnşaat Yüksek Mühendisi Ahmet Nadir Çakırcıoğlu, beton basınç dayanımını ölçtüğü söyleniyor ama karot alınmadan %100 beton basınç dayanımını bulmak imkansızdır dedi. Maraş merkezi depremlerin ardından Elazığ'da başlatılan hasar tespit çalışmaları sürüyor. Bu çerçevede il genelinde 28.726 bina incelenirken 53 binanın yıkık, 48 binanın acil yıkılacak ve 7.402 binanın ağır hasarlı olduğu tespit edildi. İnşaat Yüksek Mühendisi Ahmet Nadir Çakırcıoğlu, hasar tespit çalışmalarında karot işlemleri hakkında bilgi verdi. Şu anda yaptığımız üretken testinden dolayı şu anda demir donatının tespitine geldi. Burada önemli olan karotu çıkarırken herhangi bir donatının kesilmemesini sağlamak. Deprem bölgesinde insanlar binaların hasarlı olup olmadığını öğrenmek istiyorlar. Bunun için de genelde firmalara, çevre şehircilik lisanslı firmalarına ve SİMİTEB sahibi inşaat mühendisleri firmalarına gelip bir başvuruda bulunuyorlar. Bu başvurunun üzerine binadan gelip her kattan karot, sıyırma, röntgen gibi donelerimizi alıyoruz. Numuneleri aldıktan sonra çevre şehircilik lisanslı laboratuvarlarında bu numuneler analiz ettirilip alınan veriler statik programlar yardımıyla inceleniyor. Hasarlı elemanlar, hasarlı betonarme elemanlar, kolon, kiriş, perde gibi elemanlar tespit edilip bunlara mantolama ya da ekstradan binaya perde ekleme gibi işlemler yapılarak bina güçlendiriliyor. Meydana gelen depremlerden sonra yurt dışından Türkiye'ye birçok cihaz getirildi. Beton basınç dayanımını ölçtüğü söyleniyor ama karot alınmadan %100 beton basınç dayanımını bulmak imkansızdır. Bu getirilen cihazlar genelde %20 oranında sapma payına sahiptir. Bu %20 sapma oranı da insan hayatı için çok önemli bir değerdir. Bir insan hayatı bu kadar değersiz olmamalıdır. Binada karot alınarak %100 netlikle basınç dayanımını öğrenebiliriz. Binanın hasarlı olup olmadığını anlamak için kesinlikle karot alınması gerekmektedir. Karot numunesi binaya zarar verir mi gibi birçok soru alıyoruz. Karot numunesi binada kolonun en az yükleme aldığı noktadan alınacak. Moment sıfır noktasından alınarak binaya hasar vermeyecek şekilde alınır. Sonrasında alınan numuneler yüksek dayanımlı harçlarla doldurularak tekrardan tamiratı yapılır. Şu an işlerimizde çok büyük bir yoğunluğumuz var. Tek tek binalara gidip karot alıyoruz. Binanın durumlarını söylüyoruz. Performans analizlerini yapıyoruz.